tüm gazete bayilerinde. Efendim Haber Kritik'in ikinci periyodundayız ve iç siyasi gündemi değerlendireceğiz. Demokrat Parti Ulusal Güçler Milletvekili Sayın Zorlu Töre ile. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Erdoğan Hanım. Programımıza. Evet, ilk önce isterseniz taze bir konuyla başlayalım. Biraz güneye gidelim. Hafta sonuna giderken Güney evet. Kıbrıs'tan aslında sürprizli olmayan bir vefat haberi geldi. Önemli bir siyasi figür de aslında Grafkos Kılırdes hayatını kaybetmesi. Tam da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı denk gelmesi aslında tarihinin bir cilvesi olarak görüldü. Siz Kılırdes'in Kıbrıs'ın yakın siyasi hayatında nasıl bilirdiniz? Çünkü eski Rum liderlerinden bir tanesiydi. Kılırdes tabii akıllı biriydi ama kendi Rum toplumu açısından akıllı biriydi. Rum toplumunun ve Rum-Yunan ikilisinin hak ve menfaatlerini koruma açısından iyi bir hukukçuydu, iyi bir devlet adamıydı Rum devleti açısından tabii ki. Ama Kıbrıslı Türklerin de düşmanıydı. Hiçbir zaman Kıbrıslı Türkleri ortak olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ne kabul etmeyenlerden bir tanesi de Kılırdes'ti. Hatta 1955'li yıllarda EOKA faaliyete geçtiği zaman, o zaman kendisi de EOKA'da görev almıştı ve EOKA'cılara silah sağlama ve hukuksal yardım etme yönünde görev yapıyordu Kılırdes. 1960'a gelindi de Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda yine Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilmişti Kılırdes Rum tarafında. Hı hı. Ve Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu ama Temsilciler Meclisi Başkanı olarak Akrides planının hazırlayıcıları arasında da görev almıştı. Yorgacis Akrides planının başkanıydı. Kılırdes de orada yine görevi vardı. Papadopoulos başkan yardımcısıydı. Yorgacis başkandı. Kılırdes'in de görevi orada. Yine aynı şekilde o da görev alarak Glafkos Kılırdes Kurmay Daireleri Başkanı olarak görev almıştı. Yani tam bir EOKA'cıydı Kılırdes ve birçok çatışmalarda da bizzat Rum askerlerini saldırı esnasında onlara komutalık yapıyordu. Onlara cesaret veriyordu ve kendisi de gidip o saldırılarda geri planda yönetici durumunda idi. Yani Kılırdes böyle zemzem suyuyla yıkanmış biri değildi. Daha sonra hukukçu oluşu ona büyük bir avantaj getiriyordu. Hı hı. Ve Makarios'un temsilcisi olarak da bizim kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'la 1968'de müzakerelere başlamışlardı. Kıbrıs'ta yeniden bir yapılanma, Kıbrıs Cumhuriyeti'nden çünkü bizler atılmıştık. Ve yeniden görüşmeler başlamıştı. Erenköy savaşlarından sonra yeniden görüşmeler başlamıştı. Ve Kılırdes'le bir yere kadar geldi ve Kılırdes gidip bunu Makarios'a anlattı. Yani bir yere varabiliriz Denktaş Bey'le yeniden Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüş bakımından. O zaman da Makarios Kılırdes'i dedi ki ben sana anlaşıp karşıma gelmen için görev vermedim dedi kendisine. Zaman kazanmaya çalışıyoruz. Biz Enosis'e en yakın noktadayız. Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ortak yapamayız demişti. Senin görevin oyalama taktikleri yapmaktır. O da oyalama taktikleri yapıyordu Kılırdes'te. Daha sonra da Rum tarafında devlet başkanlığına seçildi. Ama Kılırdes hayatı boyunca Kıbrıs'ı bir Helen adası olarak gördü ve Kıbrıs'ı Helenleştirmek için mücadele etti. Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ye girişini de şöyle tarif ediyordu. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini ortadan kaldırmak için biz Avrupa Birliği'ne girmeyi kabul ettik. Yoksa biz Avrupa Birliği'nden fert başına düşen milli gelirde daha zengindik şeklinde açıklaması vardı ama Türkiye'nin garantilerini orta yerden kaldırmazsak Kıbrıs meselesinde bir yere varamayız. Onun için hedef Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini öldürmektir şeklinde açıklaması vardı. Kılırdes'in yine hatıralarının içerisinde
Ben ölmeden Kıbrıs'ın birleşmesini görerek ölmek istiyorum diyordu. Yani bu duruma dayanamıyorum şeklinde açıklamaları vardı. Yani Kıbrıs'ı bölen kendileridir. Kendileri sebep oldular. Kıbrıs Cumhuriyeti iki toplumluydu ama tek toplumlu bir cumhuriyet haline getirdiler. Ama yine de Kıbrıs'ın böyle bu şekilde bölünmüş bir ada şekline dönüşmesinde büyük bir kahır içerisindeydi Klerides ve ölmeden Kıbrıs'ın birleştiğini görmek istiyorum, vatanımın birleştiğini görmek istiyorum diyordu. Vatanımın, kendi vatanı yani. Bizi sadece vatanının vatandaşları olarak görüyordu Kıbrıslı Türkleri. Hiçbir zaman ortak olarak görmedi ve EOKA döneminde de kendisi görev aldı ve İperidis lakaplı bir soyadı vardı Klerides'in, EOKA'nın içerisinde. Anlamı neydi? İperidis, bilmiyorum yani İperidis diyorlardı. Yani Klerides'in şeyi, kod adı İperidis'ti EOKA'nın içerisinde. Hı hı. O şekilde biliniyordu. Nasıl bizde mesela Kenan Coygun Paşa, Rıza Vuruşkan Paşa, herkesin birer lakabı vardı o zaman. Mesela Rıza Vuruşkan'ın Bozkurt lakaplı soyadı vardı. Bozkurt olarak anılırdı. Hı hı. Rıza Vuruşkan Paşa. Denktaş Bey başka bir isimle anılırdı. Doktor Küçük başka bir isimle anılırdı. Ama Klerides de EOKA teşkilatının içerisinde İperidis soyadıyla bilinirdi. Lakabıyla bilinirdi ve tamamen Kıbrıslı Türkleri imha etmek ve Kıbrıs'ı Helenleştirmek, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak, Enosis için çalışmak için yeminli bir kişiydi. Bir Rum liderdi. Tabii kendi davası için gerekeni yapan bir liderdi. Dolayısıyla takdir edilir. Neticede kendi toplumu için çalışan birisiydi. Evet. Ama bizim içimizde öyle liderler çıkıyor ki kendi toplumu için çalışmıyor da işte Birleşik Kıbrıs diyerek Rumların yaptıklarını görmemezliğe gelen çok arkadaşlarımız var. Çok liderlerimiz var, çok milletvekillerimiz var, çok sendikacılarımız var. Onlara ithaf etmek lazımdır. Akrides planını herkes alıp okusun. Orada görecekler ki Klerides ne kadar etkin bir kişiydi. Akrides planını uygulanmasında, Kıbrıslı Türklerin imha edilmesi, yok edilmesi, göçe zorlanması konusunda Klerides'in ne kadar etkin görev aldıklarını Akrides planı okuyan herkes öğrenebilir. Her Türk de Akrides planını iyice okumalıdır. Özellikle gençlerimiz. Hatta hatırlarsanız bundan birkaç sene önce bir kitap yayınlamıştı ve orada da itiraflar şeklinde vardı. Akrides planı yine gündeme gelmişti. Evet. Hatırlarsanız. İfadem değil mi? İfadem, evet. İfadem adlı kitabında her şeyi de kabul ediyor Klerides. Yani Enosis için neler yaptılar, hedefleri nelerdi, orada hepsi de var. Tabii kendilerinin nerelerde hatalar yaptıklarını da Klerides yazan, cesurca ortaya koyan birisiydi. Bundan dolayı da bazen tepkide topluyordu ama netice olarak Klerides kendi toplumu için, kendi milliyeti için çalışan birisiydi. Tabii ki yaş gelmiş 94-95, elbette uzun bir ömür. Esasında ta İngiliz sömürge döneminden artık görev almış ve buralara kadar gelmiş. Çok uzun bir yaş, 95 yaş. Tabii ki Tanrı günahlarını da affetsin diye ifade etmek istiyorum. Evet, Dissi bu arada 40 gün yas tutacak. Dissi'nin lideriydi tabii. Dissi'nin lideri Dissi Partisi de Rum tarafında biliyorsunuz EOKA'cıların partisi olarak bilinen bir partidir. Yani bugünkü Anastasia Dissi'nin partisidir. Ayrıca geçmişte Klerides'in kurduğu bir partidir Dissi Partisi. Ve EOKA'cıların çoğunlukta yer aldığı bir partidir. 40 gün yas tutacaklar Klerides için. Ama düşünün ki EOKA'cıların partisi olan bir partiyle bizim taraftaki İktidar Partisi'nin büyük ortağı gidip Kıbrıs meselesini nasıl çözecekler diye ortak komite oluşturuyorlar. Hem hükümet ortağıdırlar, hem Dışişleri Bakanı var, hem Cumhurbaşkanı var, müzakereci heyet var. İki parti böyle nazik bir ortamda iktidardayken muhalefette olsalar yine biraz daha iyi anlaşılabilirdi. Belki hoş karşılanabilirdi. Ne kadar hoş karşılanabilir o ayrı bir konu. Ama gidip ortak komite kuruyorlar. Dissi Partisi'yle, AKEL Partisi'yle komite kuruyorlar ve Kıbrıs meselesini çözeceklermiş. EOKA'cılarına siz neyi çözeceksiniz? Klerides bir EOKA'cıydı. Anastasiades o da bir EOKA'cıdır. Ve EOKA'cıların en çok yoğunlukta olduğu parti Rum tarafında Dissi'yle DİKO'dur. Bunlarla ortak komite kuruluyor. Bunlar yanlış şeylerdir. Tabii Klerides uzun bir ömür yaşamıştır ve Kıbrıs tarihine damgasını vurmuştur. Ama başarılı olamamıştır neticede. Çünkü Kıbrıs adası
neticede bugünkü haliyle ikiye bölünmüştür. Türkler kuzeyde bizi evimizden attılar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nden attılar. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tek toplumlu bir devlet haline getirdiler ama Kıbrıslı Türkler de ayrı bir devlet kurmak mecburiyetinde kaldılar. Dolayısıyla başarılı liderler değillerdir bunlar. Ne Makarios başarılı olmuştur, ne Papadopoulos, ne Klerides, ne Vasiliou, hiçbiri başarılı olamamıştır. Çünkü bizim liderliğimiz daha başarılı olmuştur. Neticede bizi attıktan sonra uzun bir mücadele verildi. Doktor Küçük, rahmetli Denktaş, Osman Örek, Milli Dava'da görev alan liderlerimiz Burhan Nalbantoğlu, evet. Ziya Rızkılar. Bu arada tabii siz az önce gerek hükümetin büyük kanadına bir eleştiri getirdiniz. Ben oradan devam etmek istiyorum aslında. Başbakanın bu az önce işte gereklisi gerek AKEL'le işte toplantılar, böyle hassas kırılgan süreçte toplantılar yapmasını toplantının ötesine geçtiler, komite kurdular. Görüş ve Kıbrıs meselesini diyelim. Çözmeye yardımcı olacaklarmış. Şimdi bu kabul edilir bir olay değil esasında. Eleştiriler aldı aslında. Bilmiyorum eleştiri nasıl yorumluyorsunuz. Bir başbakan olarak değil de sanki bir muhalefetin genel başkanı gibi hareket ediyor şeklinde eleştiriler geldi, görüşler geldi. Buna yorumunuz ne olacak? Tabii Cumhuriyetçi Türk Partisi daha fazla eylemci bir partidir. Dolayısıyla sokaklarda, sendikal eylemlerde kendisi de gidip görev alan bir partiydi. İktidar olma sorumluluğunu pek taşıyamayan bir partidir. Dolayısıyla işte TOMA konusunda da Sayın Başbakan gidip ben TOMA'nın önüne dikilirim, gümrüğe dikilirim, işte yok altına yatırım, o manaya gelecek ifadeler kullandı ki bu bir başbakanın yapabileceği ifade değil bunlar. Çünkü senin devlet gücün vardır, yasal olarak engelleyebilin. Bakanlar Kurulu karar alır, direktif verirsin, emir verirsin. Şimdi de başbakanlığı bırakıyor ve gidiyor DC'yle görüşme yapıyor. Oraya Anastasia Edis gelmiyor, Rum Devlet Başkanı gelmiyor. DC'nin diğer heyetleri geliyor tabii, yöneticileri geliyor. Ama bizim bu taraftaki iktidar partisinin genel başkanı ve başbakan olma sıfatına bakmadan gidiyor ve görüşmelere katılıyor. Özdinami Dışişleri Bakanı olarak ona bakmıyor, gidiyor görüşmelere katılıyor. Bunlar doğru şeyler değildir ve hükümetin içerisinde de ciddi sıkıntı yaratan konulardır bunlar. Biz bu konuları konuşuyoruz. Evet. Yani kendi grubumuzda konuşuyoruz bunlar yanlıştır diye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde adaya gelen heyetle yapılan görüşmelerde yıl sonuna kadar bir kriz yaşanmadan gidilmesi ve o güne kadar tarafların çalışmaya devam etmesi yönünde karar kılındı diye bir tespiti var. Bugün bir gazetenin köşe yazarı böyle bir tespit etmiş. Yani ben şimdi o yazıyı okuduğumda sanki her an bir kriz çıkacakmış da böyle yani yatıştırılması için hani bari yıl sonuna kadar dayanın da ondan sonra yapılacaksa yapılır zaten diye algıladım. Yani o yazıları okuduğum zaman sanki hani zoraki kurulan bir hükümet var da sanki yıl sonuna kadar işte birlikte çalışması ve kararlar üretmeleri zorunluymuş gibi bir durum, bir hava. Sanki istiyor. Yani 100 günü zaten... Siz de hükümetin küçük ortağının bir milletvekili olarak bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani küçük ortak demek aslında yanlıştır. Çünkü siyasi sorumluluk her iki partiye de düşüyor. Dolayısıyla sen küçük ortaksın şeklinde yaklaşmak doğru değildir. Ama maalesef Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde sanki ülkede tek başına iktidarmış gibi bir hava vardır. Bazılarında, herkes de değil. Ama bazı kişiler de tek başına iktidarmış gibi bir hava içerisine giriyorlar. Bunlar da çok yanlıştır. Yani özellikle Dışişleri Bakanı'nda sanki tek başına CTP iktidardaymış gibi bir davranış biçimi sergiliyor. Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs müzakerelerinde sanki daha etkin bir rol oynamaya çalışır ve Sayın Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun ve müzakereci heyetin başkanı olan Osman Ertuğ'un önüne geçmeye çalışır. Bunlar doğru yaklaşımlar değildir. Kendisinin hem hükümet ortağı vardır, farklı bir görüştedir hükümet ortağı, hem de müzakere heyeti ve müzakere heyetinin ötesinde Cumhurbaşkanı farklı görüşmeleri, müzakereleri yürütüyorlar ama kendisi farklı bir konum içerisine giriyor. Bunlar defalarca çok fazla ortaya yere çıkıyor ve sırıtıyor bu olaylar. Biz bunları kendi grubumuzda söylüyoruz. Bu iş böyle devam etmemeli. Eğer böyle devam edecekse belki bugün değil ama ileride müzakereler başlarsa eğer bu çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verebilir ve hükümetin bozulmasına da sebebiyet verebilir bu konu. Sadece müzakereler mi? Müzakerelerin başlaması durumunda
hükümetin büyük ortağının, Dışişleri Bakanı'nın, gerekse Başbakan'ın, işte DC'yle gidip ortak komite kuruyorlar. Bu demektir ki Cumhurbaşkanı Eroğlu'na baskı yapmaya veya yönlendirmeye çalışacaklar veya işte bu yanlıştır, bu doğrudur diye iki parti açıklama yapacak veya değişik bir takım senaryolar çizecekler. Ortak basın toplantıları belki düzenleyecekler. Ben onu bilemiyorum. Tabii DC'yle CTP nasıl anlaşacak? Biri o tarafta EOKA'cı, EOKA zihniyetli ve Kıbrıs'ın tamamen bir Helen adası olduğunu görüyor. Siz mesela kişilik olarak da saraya yakın çevreler, saray çevresinin yakınlığınızla biliniyorsunuz. Bu durum son süreç saray çevresinde nasıl gözüküyor? Ben saray çevresine yakınım diye bir şey yok. Ben aylardır Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmedim ama bazen ziyaretine de gidiyorum. Karşılıklı olarak benim cumhurbaşkanımdır. Ülkemin, devletimin cumhurbaşkanıdır. Cumhurdur. Cumhuriyetin cumhurudur Derviş Eroğlu. Dolayısıyla saygı duyarım, giderim. Karşılıklı fikir alışverişi yaparım. Kendi düşüncelerimi de ifade ederim ama çoğu yoğun noktalarda ben bir milletvekiliyim, milletin vekiliyim ve örneğin Sayın Özdin Nami Ankara'da 3 aşağı 5 yukarı anlam planının haritasının aynısı olacaktır dediği anda ilk tepkiyi ben koydum. Daha hiç kimse tepki koymadıydı. 3 aşağı 5 yukarı ben yemin etmiyorum. Benim yeminim tamamdır dedim. Sayın Özdin Nami'nin yemini 3 aşağı 5 yukarı olabilir ama ben bunu kabul etmiyorum. Anlam planındaki mülkiyet ve toprak kriterleri neyse o olacaktır dedi Özdin Nami. Ben bunları kabul etmiyorum. Hatta hükümetin dış politikası ve Kıbrıs sorunuyla ilgili programına ben hükümet programı görüşülürken ben bunları kabul etmiyorum, reddediyorum ve öyle oyumu buna göre evet olarak veriyorum diye çıkıp tepki koydum. Bana kimse ne Sayın Cumhurbaşkanı ne partimin genel başkanı sen nedir yapıyorsun bunları diye söylemedi. Ya veya fikir alışverişi yapıp da söylemedim. Ama neticede partimin bir görüşü vardır. Demokrat Parti Ulusal Güçlerin devlete sahip çıkma diye bir politikası vardır. Ve seçimlerden önce de biz bunu halka söyledik. Hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmaktır. Dolayısıyla şimdi hükümet ortağı olduk diye CTP'nin peşine sürüklenip gitmem. Ben şahsen zorlu töre olarak kesinlikle gitmem. Partimin gitmesine de müsaade etmeme yönünde elimden ne gelirse yaparım. Eğer bu işler durmazsa, daha ileri giderse, Sayın Özdin Nami bildiği yolda devam etmeye kalkarsa, CTP, AKEL, CTP, DİSİ görüşmeleri ileri boyutlara taşınacaksa ve Cumhurbaşkanı Eroğlu'nu bir kenara tepeceklerse, Demokrat Parti Ulusal Güçleri bir tarafa tepeceklerse ben burada tavır koyarım. Partimin de tavır koyması için elimden gelen gayreti gösteririm. Hı hı. Evet. Yani bunu çok rahatlıkla ifade ediyorum. Çünkü Demokrat Parti Ulusal Güçlerin seçim döneminde, seçim öncesinde söyledikleri ifadeler var. Kamuoyuna kendisini bağlamıştır. Devlete sahip çıkacağız. Biz rahmetli kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın izindeyiz. Onun yolundayız diye açıklamamız var. Kurucu Cumhurbaşkanı'nın sözleri de orta yerde belli. Ama tüm bu olanlara Sayın Serdar Denktaş'ın bir açıklama yapmaması sizi de rahatsız etmiyor mu? Sardı. Yani gönlüm arzu eder ki bakın burada ne yaptı? Sayın Hüseyin Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi Cumhuriyet Balosu düzenlediler ve muhteşem geçtiğini yazıyor kendi gazeteleri. Hı hı. Devletimizi sonsuza dek yaşatacağız. Özgürgün'ün ifadesidir. Bu Cumhuriyet Bayramı'nda benim gönlüm arzu eder ki benim partimin genel başkanı da aynı mealde bir açıklama yapsın. Devleti, Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağız. Niçin siz kalıyorsunuz? Hükümet ortaklığı şeklinde bir olay vardır. Hükümet ortağımız maalesef devlete sahip çıkmıyor. Cumhuriyete sahip çıkmıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde var olan sorunları ortağımız neredeyse tamamını Kıbrıs sorununa bağlamaya çalışıyor. Bu çok yanlış bir şeydir. Hatta elektriğe zam geldi. Elektriğe zam mı neredeyse biz yapmadık sanki de Türkiye'den emir geldi de öyle yaptık gibi bir yaklaşım da sergileyen kişiler de vardır. Bunlar çok yanlış ve ayıp şeylerdir. Yani sevap oldu mu biz yapıyoruz, günah oldu mu hemen Türkiye'yi suçlamaya, Türkiye'ye götürmeye çalışıyoruz veya Kıbrıs sorununa dayandırmaya çalışıyoruz. Kendi beceriksizliğimizi, yanlışlıklarımızı, eksikliklerimizi örtbas edip Türkiye'yi suçlayarak bir yere gitmeye çalışırız. Bunlar doğru şeyler değildir. Hı hı.
Bir de şimdi geçtiğimiz hafta Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye Başbakanı ile Irak Bölgesel Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Diyarbakır'da bir araya geldi. İlk kez işte Erdoğan Barzani'yi işlenikte karşıladı, başkanlığını tebrik etti. Aynı şekilde burada kurulan hükümetin başbakanın hala tebrik etmemesi de burada bazı çevrelerce tepkiyle karşılanıyor. Zaman zaman köşelerine de görebiliyoruz bazı yazarların. Bu ikisi arasında bir orantı nasıl kuruyorsunuz siz? Nasıl okumak gerekiyor sizce bu son? Bakın, bir su projesi var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bu su projesine şu anda iktidarın büyük ortağı mecliste geçmişte hayır dedi. İrsen Küçükbey hükümeti döneminde bu su projesi imzalandı. Daha önce Sayın Dervişeroğlu zamanında da bir takım. Kıta sahanlığı meselesinde iktidarın büyük ortağı hayır dedi. Yani Türkiye ile olan bütün ilişkilerde iktidarın büyük ortağı sürekli olarak hayır diyor. Güvenlik işbirliği anlaşmasına hayır diyor. İşte anayasanın geçici 10. maddesinin kaldırılması yönünde bir takım girişimler yapılıyor. Bunlar tabii Türkiye tarafından yakinen izleniyor. Hükümet kuruldu kurulacak derken Alo Beşir diye bir alayvari bir olay çıkarıldı ortaya yere. Günlerce televizyon kanallarında, gazete manşetlerinde Türkiye ile alay edildi. Türkiye'yi küçük düşürmeye, Türkiye'nin makamını Kıbrıs işlerinden sorumlu Devlet Bakanı, Başbakan yardımcılığını küçük düşürecek ifadeler kullanıldı. Aynı şekilde Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la çok ciddi alayvari konuşmalar yapılıyor. Gazetelere de bunlar düşüyor. Bunlar tabii Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da haberi oluyor. Büyük oradaki Dışişleri Bakanı'nın da haberi oluyor. Kıbrıs İşlerinden sorumlu bakanın da haberi oluyor. Meclis Başkanı'nın da haberi oluyor. Dolayısıyla biz dikkatli olmalıyız. Yani karşılıklı anavatan Türkiye yetkililerinin de konuşmalarında dikkat etmesi gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarını onların da küçük düşürmemesi gerekir. Bizim de anavatan Türkiye yetkililerini küçük düşürmeyecek, hor görmeyecek, alçaltıcı davranışlar sergilememiz gerekir. Halbuki hükümet kurulurken bu tür yanlışlıklar oldu. Hükümet kuruldu, kurulduktan sonra da yanlışlıklar hala daha devam etti. İşte gazetelerimizden biri bugün Alo Beşir olayı yumuşatılıyor yavaş yavaş şeklinde bir manşet attı. Gazetelerimizin, yerel gazetelerimizden biri. Yani ne kadar olumsuz etki yarattığını o gazetede demek ki farkına vardı ki bugün böyle bir manşet kullandı. Bu şekilde bir haber yayınladı o yerel gazetemiz. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Yani Türkiye bizim her şeyimizdir. Elbette yanlışlıklar, hatalar, eksikler vardır ama bunları anavatan Türkiye yetkililerini küçük görerek, küçük düşürerek, Türkiye'yi istemeyik, Türkiye buradan gitsin, biz burada Rum'la anlaşacağız, biz egemeniz gibi yaklaşımlarla davranılmaması gerekir. Çünkü burada evet egemenliğimiz vardır ama Türkiye ile birlikte bu egemenliği paylaşıyoruz Kıbrıs'ta. Çünkü burada bir milli dava yürütülüyor. Bu milli davanın en büyük güvencesi ve destekçisi Türkiye'dir. Türkiye olmadan biz bu milli davayı ileri götüremeyiz. Ha biz olmadan da Türkiye buradaki bu milli davayı ileri götüremez. Yani Kıbrıs Türk halkının varlığı, ulusal direnişi ve daha kendi milli değerlerine, kültürüne sahip çıkması Türkiye'nin 96 yıl sonra tekrar Kıbrıs'a gelmesine sebebiyet vermiştir. Yani 1878'den 1960'a kadar 82 yıl geçmişti. 82 yıl sonra Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu ve Türkiye garantör bir ülke oldu. Etki garanti ve ittifak anlaşmaları imzalandı ve bir alay Türk askeri Kıbrıs'a gelmişti. 1974'te de tabii 14 yıl sonra 96 yılında da 1878'den sonra 96 yıl sonra da Türk askeri 20 Temmuz Şafak'la birlikte Kıbrıs'a geldi ve Kıbrıs adası şimdi tamam, kuzey ve güney diye ikiye ayrıldı. Eski Cumhurbaşkanı Tarat'ın son çıkımı peki nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum. Ne dedi? İşte toplumun Türkiye gündemiyle oturup kalktığını söyledi. Türkiye'den kendisi etkilendiğini ama bu kadar da olmaması gerektiğini. Yani Türkiye'de her bir şey olduğu zaman da mutlaka burada olması gerekmediğini söyledi. İşte mesela öğrenci yurtları konusu tartışıldı. Yani Türkiye'de oldu mu birdenbire herkes Türkiye'li olur şeklinde açıklaması vardı. Sizce burada Sayın Talat haksız mı? Yani bunları söylemek gerçekten. Sayın Talat'ın aklı fikri yani nerededir? Yani burada farklı bir ülke var. Orada farklı bir gündem
var sonuçta. Farklı bir ülke olabiliriz. Devletin ayrı adı olabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti. İkisi de Türk Cumhuriyeti'dir. Ve biz Türk milletinin bir parçasıyız. 29 Ekim'i Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu burada biliyorsunuz törenlerle kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı burada törenlerle kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Türkiye'nin bayramları bunlar ama biz burada kutluyoruz. Çünkü biz Türk milletinin bir parçasıyız. 1960 öncesinden başladığımız kutlama etkinlikleridir bunlar. Dolayısıyla Türkiye elbette orada hapşırsa biz buradan nezle oluruz. Bunlar çok normal şeylerdir. Çünkü biz Türk milletinin bir mensubuyuz. Türk milletinin bir parçasıyız. Ayrılmaz bir parçasıyız. Dolayısıyla herkes, kimse gidip de mesela Barcelona'yı tutmaz. Dünyanın en ünlü takımıdır Real Madrid. Barcelona'yı tutmaz ama Kıbrıslı Türk gençler ve Kıbrıslı Türk aileler işte ya Fenerbahçelidir, ya Galatasaraylıdır, ya Beşiktaşlıdır, ya Trabzonsporludur. Dolayısıyla ya da Adana'dan gelmişse buraya, ya da Adana Demirsporludur, Adana Sporludur. Dolayısıyla biz Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz. Bir bedende bir can gibiyiz. Dolayısıyla Sayın Talat'ın yaklaşımı kesinlikle yanlış. Zaten Sayın Talat ben Türkiye'ye ana vatan demem diyen kişidir. Benim ana vatanım değildir şeklinde ifadeleri vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da ben sabahlara kadar ağladım diyen kişidir Sayın Mehmet Ali Talat Bey. Dolayısıyla onun aklı nerede kaldı bilmiyorum tabii. Dün Marksist bir çizgide çalışan kişilerdi bunlar. Şimdi bir bakarsınız Avrupa Birliği, Amerika bir plan hazırlamış. Emperyalist ülkelerin hazırladığı planlara. Şimdi uluslararası kamuoyu böyle ister. Uluslararası kamuoyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni istemez. Öyleyse ölümcül bir şekilde barışa ihtiyacımız var, anlaşmaya ihtiyacımız var. Kim söylüyor bunu? Sayın Mehmet Ali Talat söylüyor. Ölümcül bir şekilde bir anlaşmaya ihtiyacımız vardır Kıbrıs'ta. Böyle söylenmez bu olay. Ölümcül bir şekilde, yani kendimizi çok çaresiz, yani devleti istemeyen, devleti benimsemeyen bir insanın yaptığı, Türkiye'yi benimsemeyen bir insanın yapabileceği ifade şekilleridir. Ama bakarım 15 Kasım geldiğinde bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni istemeyenler en önde geliyorlar. Devletin kutlamalarına, törenlerine de katılıyorlar. Ondan da çok büyük mutluluk ve haz duyduğumu da ifade etmek istiyorum yani. Daha vardı. Kuzeydeki yer isimlerinin Türkiye'de oluyor diye biliyorsunuz şimdi. Türkiye'de de yeni bir süreç başladı. Yeni Türkiye. İşte doğuda Kürtçe isimler, Türkçe isimler birlikte. Yani bunlar Türkiye'de oluyor diye eskisine dönüştürülmesinin istendiğini söyledi, belirtti ve kim söyledi bunu? Halbuki görüşmeler sürecinde teknik komitelerde yer isimleri konusunda Türkçe'de ve Rumca'da kullanılan adların yazılmasının benimsendiğini hatırlattı. Şimdi bakın, eğer biz mecliste de bu tartışma oldu ve işte güzel yurda omorfo deyip de omorfo olarak Rumlara bunu teslim etmeyiniz diye benim bir çıkışım oldu. Orada da Sayın Mehmet Çağlar dedi ki Türkiye'de dedi eski isimlere dönülüyor. Burada da bu eski isimlere dönülmesini ben savunuyorum dedi. Bu yönde de çalışma başlatabilirim dedi. Ben de o zaman kendisine cevap verdim. Güvercinlik aksentiyu olamaz. Hasbolat Miyamilya olamaz. Demirhan Trahoni olamaz. Akdoğan Lisi olamaz. Paşaköy Haşa olamaz. Alayköy Yerilako olamaz. İşte Gayretköy Avlona olamaz. Yedi Dalga Gambo olamaz. İşte orada Gemi Konağı İksere olamaz. Yani siz bunları böyle yaparsınız. Bunlar tamamen Rumca isimlerdir. O zaman bu meclisin adını da değiştirip Rum Meclisi koyalım diye ki karşılık cevap verdim ben ondan sonraki konuşmamın içerisinde. Birçok televizyon programlarımda da söyledim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yer isimleri yasayla belirlenmiştir. Yasayla yapılmıştır. Bu yasanın değiştirilmesi gerekir. Ve eski Rumca isimler konacaksa ve Türkçe isimler kaldırılacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin adını da değiştirip Rum Meclisi koymak lazımdır. Eğer böyle bir hata yapılırsa, ki böyle bir şey yapılabileceğine inanmıyorum. Ama böyle sevdada olan kişiler de vardı. Meclisin içerisinde de vardı. Dışarıda olan insanlar da vardır. Tekrar ediyorum. Değirmenliği Kıtrı'ya ismini koyamayız. Değirmenliğe. Demirhan'a Trahoni ismini koyamayız. Düzova'ya Eksemodoş ismini koyamayız. Güvercin'le Aksentu ismini koyamayız. Yavaş yavaş biz de programı kapatıp zaten ama daha şimdi başladık. Yani bana başladık da şunu sormak 15 dakikada çok program az, bitiyor. Şunu lütfen özetler misiniz? Yani nasıl yorumlar mısınız daha doğrusu? Şimdi hafta sonu giderken TDP kurultayı oldu. Yeni başkan Cemal Özyiğit oldu ve gözler şimdi CTP kurultayına çevrildi. İki aday yarışacak. Artık belli. Gerçi adaylardan Asım Akansoy ne? Parti
Akansu için parti içinden gelen yorumlar da aslında önemli. Yani partilerden gelen yorumlar. Tabii son ana kadar dengeler değişebilir deniliyor. İşte Akansu'ya verilen desteklerde bir değişikliğe gidilebilir şeklinde görüşler var. Hatta partinin birlikte bütünlüğünü bozmadan adaylıktan kendisinin çekilmesi için teşvik edilebilir şeklinde bazı görüşler var. Tabii dediğimiz gibi siyasette son 24 saat çok önemlidir. Kurultay için de zaten bu geçerli. Siz kurultay süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde demokratik bir yarış olarak görüyorum bunu. Ve kim kazanır, kim kaybeder onu da bilmiyorum. Ben çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin iç yapısını da fazla bilen bir insan değilim. Dışarıdaki bir insanın da bir partinin içini bilmeyi, bir başka partinin, partilinin, öteki partinin içini tam olarak bilmesi de zaten mümkün değildir. Yorum yapmasını da fazla gerek yoktur diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde böyle demokrasi olarak değerlendiriyorum bu olayı. Demokratik bir yarış olarak görüyorum. Ama vatandaşın bizden duymak istediği elektrik zammıdır. Şu anda halk çok yoksullaşmıştır ve alım gücü çok düşmüştür. Bu elektrik zammı vatandaşın belini çok bükmüştür. Dolayısıyla bu elektrik zammı yerine başka çareler üretilmesi gerekirdi. Mesela örneğin sigaraya ve içkiye zam gelebilirdi. Örneğin Türkiye'de 60 TL'ye satılan bir içki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 18-20 TL'ye satılıyor. İçkiye zam gelebilirdi. Başka yerlerden elektrik kurumu için para bulunması yönüne gidilebilirdi. Buradan çıkış yapan yolcular için 20 TL, 10 TL konabilirdi ve buraya katkı sağlanabilirdi. Bunlar yapılması gerekirdi. Ama senelerdir... Bunlar, bir dakika, bütün bunlar Kıbrıs'ın yeniden rehabilite edilmesi için bir şey destek tabii, olacak mı? O uzmanlar bu işlere çare, ne kadar çare olurdu onlar bilmesi gerekir. Ama ben diyorum ki halkın cebinden halkın cebinde para kalmadı. Yoksullaşma her geçen gün artıyor. Sosyal problemler hızla artıyor. Geçimsizlikler artıyor. Aile boşanmaları artıyor. Üretim duruyor. Dolayısıyla elektriğe zam yapmak çare değildir. Çünkü kimsenin maaşına da bir şey artış verilmiyor. İşsizlik daha da artıyor. Hatta şimdi geçicilerin de durdurulması diye bir olay çıkarıldı. Sayın Başbakan bunları yayınladı. Biz yeteri kadar işsiz vardı dışarıda. Gençlerimizin de işsiz kalmadı. Olmasını biz istemiyoruz. Demokrat Parti ulusal güçler olarak, milletvekilleri olarak biz bir bu işe karşıyız. Hiç kimsenin işten durmasını da istemiyoruz, benimsemiyoruz. Ve hükümet içerisinde de böyle bir kararın alınmasını oy birliğiyle asla benimsemeyiz. Demokrat Parti ulusal güçler olarak biz milletvekilleri bunu kabul etmiyoruz. Bunu açıkça ifade ediyoruz. Yeni işsizler yaratmayı asla kabul etmiyoruz. Evet. Dolayısıyla başka işsizlere iş bulmak gerekiyor. Onlara bir çare üretmek gerekiyor. Ülkede özel sektör çok zayıf. Müteşebbis insanlar başarılı olamıyor. Çünkü ekonomide ciddi sıkıntılar var. Şimdi 363 tane genci alıp da sokağa koyamayız. Koymamaları gerekir. Biz bu işe karşıyız. Açıkça ifade ediyorum. Sayın Zortör'e teşekkür ediyoruz efendim. Yine aynı şekilde Korkuteli köyünde orada trafik ışıkları yoktur. Orada hız düşürücü levha yoktur. Orada devamlı trafik kazaları oluyor. Geçen gün orada bir trafik kazası oldu. Daha önce de bir trafik kazası oldu. İki defa ölüm oldu orada. Bir çocuk öldü. Bir de genç bir arkadaşımız geçen hafta rahmetlik oldu. Süratle Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı o köye trafik ışığı koymalı, hız düşürücü levhalar koymalı, uyarıcı levhalar koymalı. Oradaki vatandaşlarımız yolu kestiler ve bu uyarıda bulundular. Ben cenazeye gittim. Cenazede herkes bunu konuşuyordu. Bizim köyümüzde neden hız düşürücü veya trafik ışığı yok yolda diye şikayette bulundular. Ben bu konuyu hem ilgili bakana hem meclise götüreceğimi ifade etmiştim. Televizyonda da bunu ifade etmek istedim. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arası ve ardından 19 ana haber bültenimizde yeniden karşınızda olacağız.
Cennetten bir fotoğraf karesi, deniz manzarası ve sahil.